Kadınlar 18. yüzyıldan bugüne kadar eşitsiz konumlarının farkına varıp bunun değişmesi için siyasal ve toplumsal mücadelede yer aldılar. Bu mücadele politik, kültürel, sosyal ve çalışma yaşamına, gündelik ilişkilere kadar uzanan çok geniş bir yelpazede kazanımlara yol açtı. Ancak bu kazanımlar kamusal ve özel yaşamın bütününde kadın ve erkeğin eşitliğe ulaşmasına henüz tam olarak fırsat vermedi. 1789 Fransız Devrimi'ni kadınların mücadeleye katılmaları açısından bir dönüm noktası olarak ele alırsak, 200 yılı aşkın süredir baskılara, aşağılanmaya ve her türlü şiddete, vahşi çalışma koşullarına, yangınlara, polis dayaklarına, hapis cezalarına rağmen kadınların hak ve talepleri için mücadelelerine ve bu taleplerin geniş yığınlar tarafından nasıl sahiplenildiğine tanık oluruz. Hızla sanayileşen ama yoksulluğun, savaşların, salgınların hüküm sürdüğü Avrupa'da kadınlar bir taraftan kendilerine biçilen rolleri sorgularken diğer taraftan çalışma yaşamında yer alarak yeni roller üstlendi. Kadınlar artık söz hakkı istiyor, oy hakkı, çalışma sürelerinin kısaltılması, kadınlara sendikalı olma hakkı tanınması, ev içi emeğin karşılığının olması gibi talepler ileri sürüyor ve bu talepler için birleşiyordu. Sanayileşme ile birbiri ardına açılan fabrikalarda alabildiğince vahşi koşullarda erkeklerin yanı sıra kadın ve çocuk emeği de sömürülüyordu. Bu vahşi sömürü karşısında ve toplumsal yaşama katılım konusunda kadınların mücadelesi de kazanımları da genişleyerek devam ediyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nde tekstil işçisi kadınlar, İngiltere'de kibritçi kızlar, Almanya Chemnitz'te yine tekstil işçisi kadınların 5 ay süren ve çalışma saatlerinin 10 saate düşürülmesini talep eden grevleri sadece ülke içinde değil, uluslararası alanda da dayanışma ile karşılanıyordu. 1905 yılında Moskova, Petersburg, Minsk, Yalta, Saratov, Vilna ve Odessa'da ilk kez kadın hakları mitingleri düzenleniyor. Şubat 1908'de New York'ta 15 bin kadın daha kısa çalışma saati, daha iyi gelir ve oy hakkı için yürüyor, doğum izni istiyor, ekmek ve gül sloganıyla sokakları çınlatıyordu. 1909 yılında ise Manhattan'da 20 bin dikişçi kadın greve çıkıyordu. Binlercesi tutuklanıyor, 2 ay boyunca yürütülen kararlı grevin sonucunda işverenler işçilerin taleplerini kabul etmek zorunda kalıyordu. Kadın işçilerin çıkarlarını korumak için dernekler, yardım sandıkları kuruluyordu. Barış istemi, yoksulluk, yüksek fiyatlar geniş kadın yığınlarının harekete geçmesini beraberinde getiriyordu. Her talep önemliydi ve uğruna mücadele ediliyordu. Fabrikalarda kadın işçiler bayılıncaya kadar çalışıyor ama karınlarını bile doyuracak ücret alamıyordu. Bu dayanılmaz koşullar New York'taki dokuma işçisi kadınların canına tak etti. 8 Mart 1857 tarihinde kentte 40 bin dokuma işçisi greve gitti. Kadınlar çalışma şartlarının iyileştirilmesini, 10 saatlik iş günü, eşit işe eşit ücret, insanca yaşama koşulları istiyorlardı. Bir patron grevdeki diğer işçilerle dayanışmayı önlemek için fabrikasının kapılarına kilit vurdu ve bir süre sonra her nasılsa fabrika yanmaya başladı. Kilitlenmiş işçilerin birçoğu alevlerden kurtulamadı. 129'u feci şekilde can verdi. 1910 yılında Danimarka'nın Kopenhag kentinde toplanan 2. Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı'nda Clara Zetkin'in 1857'de New York'ta yangında ölen tekstil işçisi kadınlar anısına Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün kutlanmasına yönelik önerisi oy birliğiyle kabul edildi. Böylece Dünya Emekçi Kadınlar Günü ilk kez 19 Mart 1911'de Avusturya, Danimarka, Almanya ve İsviçre'de kutlandı. Gösterilere yüz binlerce kadın katıldı. Oy verme, seçme ve seçilme, meslek edinme ve mesleki eğitim görme hakkı istediler. ...1911'de ileri sürülen talepler bugün de güncelliğinden hiçbir şey kaybetmedi. Bugün de
kadınlar üzerindeki cinsiyetçi ve sınıfsal baskılar sürüyor. Birleşmiş Milletler raporuna göre kadınlar çalışma hayatının yanı sıra sosyal hayatta da hala dışlanıyor. Dünyada her 5 kadından biri hayatında bir ya da birden fazla tecavüze uğruyor. 125 devlet aile içi şiddeti mahkum etse de hala 600 milyondan fazla kadın ev içi şiddetin ceza olarak takip edilmediği ülkelerde yaşıyor. 20. yüzyılda 135 milyon kadının sünnet edildiği tahmin ediliyor. Dünya genelinde 796 milyon okuma yazma bilmeyen yetişkin arasında kadınların oranı hala 3'te 2 düzeyinde. Her sene en az 1 milyon kadın ve kız seks ticaretinin kurbanı oluyor. Dünya genelinde 200 milyondan fazla kadın doğum kontrol yöntemlerine ulaşamıyor. Sermaye, dünyanın her yerinde krizin faturasını yoksullara, işçi ve emekçi halklara ödetme çabası içinde. Kadınlar da payına düşeni alıyor. İşsizlik, yoksulluk, adaletsizlik ve eşitsizlikten etkileniyor. Bugünleri ve yarınları için giderek daha fazla endişeleniyor. İşsizlik, pahalılık, pahalılık, hayat çok pahalı. Yani memnun değiliz aslında işin doğrusu, memnun değiliz. Kadar mücadele edeceğiz. İnşallah bir şey başarabiliriz. Şu millet bu soğukta dayanışmak için burada bir aydır belli çadırlarda bekliyorlar. Yazık tabii. Kapitalizm daha fazla rekabet ve kar hırsı nedeniyle salt, yoksulluk, hak gaspları, adaletsizlik getirmiyor. Aynı zamanda da soluduğumuz havayı zehirliyor, içtiğimiz suyu özelleştiriyor, yediklerimize genetik olarak müdahalede bulunuyor. Çevreyi acımasızca talan ediyor, yeraltı ve yerüstü kaynaklarını sömürüyor ve çevre felaketlerine de davetiye çıkarıyor. Dünyanın birçok bölgesinde işçi ve emekçiler, gençler, kadınlar yaşam koşullarının kötüleşmesine, haklarının ellerinden alınmasına, yoksulluğa ve adaletsizliğe karşı sessiz kalmıyor. Başta Yunanistan, İspanya, İtalya ve Fransa olmak üzere birçok ülkede genel grevler yapıldı. Her gün yeni bir gelişmenin, yeni bir protestonun olduğu Tunus, Mısır ve diğer Arap ülkelerinde halklar, işçi ve emekçiler, kadınlar, gençler, temel haklar, iş, insanca yaşama, özgürlük, barış ve ekmeğe dair talepleriyle sokakları dolduruyor. Dünyanın her yerinde emekçiler kaderlerine boyun eğmeyeceklerini ortaya koyuyor. Zira yoksulluk, savaş, işsizlik ve eşitsizliğe karşı örgütlenmekten, bir araya gelmekten ve yeter artık demekten başka şansımız yok. Ben ikinci işe gitmek zorunda kalıyorum. Bu konuda ben kendimi zaman zaman suçluyorum. Çocuklarıma daha az vakit ayırabildiğim için. Kadın her zaman ikinci sırada geliyor. Para sorun oluyor. Çalışınca çocuklara bakamıyoruz. Yani daha çok yoksulluk oldu. Almanya'da da durum farklı değil. On binlerce kadın düşük ücretli ve güvencesiz işlerde en temel haklardan ve insanca yaşamaya yetecek ücretten yoksun çalışıyor. İşsizlik başını aldı gitti. Çoluk çocuk istediği gibi kazanamıyor. Hayat çok pahalandı. Sağlık, eğitim, emeklilik alanlarında birbiri ardına yaşama geçirilen uygulamalar zaten zor olan yaşam koşullarını daha da zorlaştırıyor.
Bu yaşa gelene kadar birçok problemler yaşadık tabii ki, bu Almanya'nın eğitim sisteminden kaynaklanan. 8 Mart öncesinde açıklanan istatistikler de ücret, çalışma yaşamı, toplumsal yaşama katılım gibi temel konularda kadınların eşitliğinin sağlanması, ayrımcılığın son bulması için kat edilmesi gereken uzun mesafeler olduğunu ortaya koyuyor. Hans Böckler Vakfı'nın yaptığı araştırma, düşük ücretli işlerde çoğunluğu kadın olan 7.3 milyon kişinin çalıştığını gösteriyor. İlk önce size tel saat fetrak yapıyorlar. Tel saat çalışmak ne demek? 4 saat çalışırsın, evine gidersin. Ama hiçbir insan 4 saat çalışmıyor orada. 8 saatten aşağı hiçbir insan çalışmıyor çünkü mecbursun. Mini işlerde çalışanların saat ücretleri de çok düşük. 1,2 milyon kişi 5 euronun altında saat ücretine çalışıyor. İşlerde maaşlar son 10 yıldır %22 geriledi. Bu hanımlar her gün 12 ile ve 14 saat çalışıyor. Öte yandan ev işlerinin, yaşlı ve çocuk bakımının ana sorumlusu kadınlar olmaya devam ediyor. Üstelik sosyal hakların budanması ile birlikte bu görev eskisine göre giderek daha fazla oranlarda kadınların omzuna yıkılıyor. Göçmen kadınlar söz konusu olduğunda ise ayrımcılığa karşı eşit haklar için mücadele daha da önem kazanıyor. Zira göçmenlerin yasalar karşısında eşitliğinden söz etmek olanaklı bile olmuyor. Ve ta gelin ki bu eşitsizliklerden Almanya'daki yaşayan kadınlar da etkileniyor. Göç yasası ile düzenlenen çalışma, oturum hakları, yerel ve federal düzeyde seçme seçilme hakkına sahip olmama, vatandaşlığa geçişte getirilen kriterler, hem göç alan hem de göç edenler açısından entegrasyonun önünde kurulan karşılıklı engeller, göçmenlerin ama en çok da kadınların yaşamlarını zorlaştırıyor. Göçmen kadınlar zaten genelde sorun yaşıyor. Göçmen kadınlar daha da fazla çok sorunlar yaşıyorlar. Her anlamda iş bulma konusunda, işte çocuklarını büyütürken vesaire. Ama biz Türkiye'li kadınlar galiba diğer göçmen kadınlardan biraz daha da fazla sorun yaşıyoruz. Çünkü bu nedenle Göçmen Kadınlar Birliği 8 Mart'ta hem kadın hem göçmen olarak ayrımcılığa karşı eşitlik talep ediyor. Göçmen Kadınlar Birliği kadını baskı altına alan her türlü gelenekle, şiddetle de mücadele ediyor. Kadını eve kapatan her türlü anlayışla da. Ancak şiddet ve baskı ile mücadelenin en önemli koşullarından birinin kadınların toplumsal yaşama eşit ve özgür bir biçimde katılmalarının önündeki engellerin kaldırılması ve ayrımcılığın son bulması olduğunu söylüyor. Ayrıca Almanya'da her vesileyle tartışılan entegrasyonun yolunun da eşitlikten ve kendi yaşamını özgürce tayin etme hakkından geçtiğini belirtiyor. Toplumu o köleci sistem içerisinde şu çağda Almanya'nın ortasından işçilere öyle çalıştırma sistemine karşı toplumu bilinçlendirmek gerekiyor. Bize düşen görev budur diyorum ben diyeceğim size. Göçmen Kadınlar Birliği olarak bu sorunlarla mücadele etme konusunda dayanağımız komisyon ve kadın gruplarımızdır. Gruplarımız olanakları dahilinde bilgilendirme toplantıları, değişik kurslar, buluşmalar, geziler, şenlikler düzenliyor. Kadınları ilgilendiren konularda güncel gelişmeleri takip ederek taleplerini ifade etmesinin olanaklarını yaratmaya çalışıyor. İstendi bugüne dek susmamız, oturmamız, hep boyun eğmemiz, hayat. Bir okulun kapatılmasına karşı imza da topluyor. Düşük ücretli işlerde çalışan kadınların hakları için sokaklara da çıkıyor. Ortak yaşamın güçlendirilmesine, karşılıklı ön yargıların giderilmesine çalışıyor. Değişik kadın örgütleriyle ortak etkinliklere de katılıyor. İhtiyacımız olan tek şey bir araya gelmek, ortak taleplerimiz için mücadele etmektir. Göçmen Kadınlar Birliği sizleri çalışmalarımıza katılmaya, bizi, yaptıklarımızı daha yakından tanımaya ve üye olmaya çağırıyor. Çünkü biliyoruz ki kadınlar
toplumsal yaşamın her alanında yaşadıkları sorunların kaynağını sorguladıkça ve örgütlenmeyi öğrendikçe çözümlere ulaşacak, sorunlarının üstesinden gelecektir. Göçmen Kadınlar Birliği 8 Mart'ta bütün kadınları, başta herkese sosyal sigortalı iş, yeterli gelir ve eşit hakları olmak üzere taleplerini dile getirmeye, yaşadığımız sorunlara sessiz kalmamaya ve güçlerini birleştirmeye çağırıyor. Sonunda yeter dediğim.